2023 tarihi sabah saat 04:17'den itibaren Kahramanmaraş Pazarcık merkezli oluşan deprem 11 tane ilimizde hissedildi. Ve bu 11 ilimizde en fazla can ve mal kaybına sahip olan il Hatay'dı. Ve öncelikle bu depremde hayatını kaybeden bütün insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun ve bütün yaralı insanlarımıza da acil şifalar diliyorum. 6 Şubat sabahı depremle uyanır uyanmaz bulabildiğimiz ve depremden kurtulan arkadaşlarımızla birlikte öncelikli olarak hayatını kaybeden insanlarımızın defin işlemleri ve bununla birlikte kurtarılmayı bekleyen insanlarımızı kurtarma çabası ve yaralılarımızı tedavi ettirme, sonuç itibariyle hayatta kalan insanlarımızı hayata bağlama ve kış şartlarından korunma, daha sağlıklı bir şekilde yaza çıkması için gayret sarf ettik. Deprem başta hemşehrilerimiz başta olmak üzere bu 11 ilde birçok şeyimizi aldı götürdü ve insanlarımız büyük travmalar yaşadı. Gerek sağlık, gerek ekonomik, hem fiziksel hem ruhsal sağlığımız, gerek ekonomik gerek sosyal birçok şeyimizi kaybettik. Ve hemşehrilerimiz başta olmak üzere bütün bu kayıpları tekrardan yerine getirme şansımız yoktu belki ama hayatta kalan insanlarımızı hayata bağlamak için koşturmaya başladık. Şunu bilmek lazım ki insanlarımızı kaybettik, insanlarımız yaralandı, canlarımızı kaybettik ve aynı zamanda birçok insanımız belki de her şeyini kaybetti. Ama biz şunun bilinci içerisindeydik. İlk 10 günden itibaren bu yaralarımızı nasıl sararız, insanlarımızı hayata nasıl bağlarız ve Hatay'ı tekrardan bu sıkıntılar başımıza geldiğinde nasıl dimdik ayakta tutarız. Bundan sonra bu deprem gerçeğiyle karşılaştığımızda insanlarımızın hayatını kaybetmesini nasıl önleriz diye çalışmalara girdik. Öncelikle kendi şehrimizden başlamak üzere sivil toplum örgütlerimizle, ülke içerisinde yine sivil toplum örgütlerimizle, kurum ve kuruluşlarımızla ve üniversitelerimizle, aynı zamanda yurt dışından bu konuda ilgili bütün sivil toplum örgütleri ve kurum kuruluşlarla temasa geçtik. Ve temasa geçtikten sonra çalışmaya başladık. İstedik ki şehrimiz bundan sonra bu gibi afetlerden minimum seviyede etkilensin. İstedik ki şehrimiz artık akıllı bir şehir olsun. İstedik ki şehrimiz sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir bir şehir olsun. Bunun için Birleşmiş Şehirler'le buluştuk ve Birleşmiş Milletler'in himayesinde Smart City ile çalışmalar başlattık. Bu çalışmalara 21-22 gün önce başladık ve sonuç itibariyle bir anlaşmaya vardık. El birliğiyle Hatay'ı bundan sonraki süreçte nasıl daha sağlıklı bir şehir yaparız, bunun çalışmasını yaptık. Konuttan tutun, enerji üretimine ve enerji tüketimine, ulaşıma, eğitime ve yenilenebilir enerjinin üretimine, bunun tasarruflu bir şekilde evlerde, iş yerlerinde, seyahat alanlarında kullanımına varana kadar yaşanabilir ve sürdürülebilir bir şehri nasıl yaparı tartıştık ve geldiğimiz sonuç itibariyle biz bir anlaşmaya vardık. Bundan sonraki süreç içerisinde yaklaşık 60 ile 90 gün arasında hem bizim kendi üniversitelerimizden
ve dışarıdan bulduğumuz uzmanlar, hem buradaki odalarımız hem de Birleşmiş Şehirler himayesindeki 25 tane konunun uzmanı Hatay'ı tarihi kimliğiyle, kültürel birikimiyle, medeniyet birikimiyle ve doğadaki yenilebilir enerjilerin üretimi ve bunu tüketirken de sağlıklı bir şekilde karbon ayak izi sıfıra getirecek şekilde nasıl dizayn ederiz, bunu konuştuk ve bir anlaşmaya vardık. Biz biliyoruz ki gidenler geri dönmeyecek ama şu var ki bu şehirden gidip umutla bu şehrin ayağa kalkmasını bekleyenler ve şehrimizde kalıp bizimle birlikte çaba sarf eden bütün insanlarımız umutla Hatay'ın nereye gideceğini bekliyor. Şunu unutmamak gerekir ki burası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne son emanet ettiği Serhat Şehir. Bu Serhat Şehir bundan önce çok yangınlar, çok depremler, çok vurgunlar gördü. Onlarla birlikte küllerinden tekrar doğmasını bildi. Bu şanssız günü hep birlikte yaşadık. Ama bu şanssız günün üstesinden gelmek, Hatay'ı tekrar tarihi kimliğiyle birlikte modern şehircilik anlayışıyla tekrardan vizyona sokmak ve akıllı şehirler içerisinde, güvenilir şehirler içerisinde ve sürdürülebilen şehirler içerisinde en iyi seviyeye getirmek yine bizim elimizde. Bunu inşallah hem hep birlikte yapacağız hem de Birleşmiş Şehirler'in CEO'su burada Sayın Christian Mojen, onunla birlikte Doktor Christian Mojen, Birleşmiş Şehirler'in yönetim kurulu başkanı, onlarla bir imza attık. Bu imzayı toplantı sonunda sizlerle paylaşacağız. Ama esas paylaşacağımız konu 60 ile 90 gün arasında bizim arkadaşlarımızla ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelecek 25 tane arkadaşımızın yapmış olduğu Hatay'ın kimliğine uygun vizyon şehri sizlerle paylaştığımızda bütün bu saydığımız öğeleri nasıl yapacağımızı, ülke şehrimizi nereden alıp nereye götüreceğimizi sizlerle paylaşacağız. Ben Doktor Christian'a çok teşekkür ediyorum. Bu meşakkatli 21-22 gündür birlikte çalışıyoruz. Tabii ki bu konuda bize destek olan Abdullah Serçe kardeşimize de teşekkür ediyorum. Çünkü bizi onlarla buluşturan ve bugünlere gelmemizi sağlayan Abdullah kardeşimiz, birlikte bir yola çıktık. İnşallah Rabbim bizi mahcup etmez. Hep birlikte umutla bekleyen, özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın umutla beklediği Hatay'ı birlikte kurgulayacağız. Biliyoruz işimiz çok zor ama şu bir gerçek ki imkansız değil. Bu işi hep birlikte başaracağız. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Sorusu olan arkadaşımız varsa almak isterim.